ray aşığım sana doyamıyorum ne de güzelsin ba yok lan bu şarkıyla girmiyorduk ki ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertten hala yaman ayrılık. Her ayrılık hüzünlüdür derler ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmadı. Olamaz diyorum olmadı olamaz. Çünkü rehber matematikteki her ayrılık ya bir kitabın, ya bir kampın, ya da gerçekten o sınav gününün geldiğinin habercisidir. Seni o üniversitenin kapısına göndermenin habercisidir. Bu seferki Üçgenler diyorum sana. Üçgenler de bitti güzel arkadaşım. Şöyle çevirip yol haritamı sana gösterdiğimde Üçgenler fasikülü birinci geometri AETT matematik fasikülümüz bitti. Şimdi sırada dörtgen çokgenler ki şu iki fasikül bittiğinde gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Böyle adeta kopup içinden öyle gelecek. İnanılmaz kolaylaşacak işlerimiz. Çemelerini oluşturan yer üçgen ve dörtgenlerdi. Bunu bitirdiğimizde işimiz gerçekten çok rahat seninle. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım istersen. Üçgenler 22. dersimiz. Kitap bitti dersimiz. Fasikül bitti dersimiz. Gönder gelsin diyorum ya Allah'ım ne seviyorum ben şu geometriyi Aşığım sana Doyamıyorum 41. Föy 41 kere maşallah Yaklaş bakayım bütün ödevleri buraya kadar Atlamadan zıplamadan videoları izledin geldin mi? Yaklaş pı, pı. Maşallah sana be Maşallah sana be 41. Föy be Ay maşallah be Şimdi üçgende alan dedik üçgende alanı bitiriyoruz ha bu arada baştan söyleyeyim. Hocam ben bu videoyu da izledim ama hala şöyle üçgenlerde alanla ilgili ekstra bir soru çözümü istersen sen iste ben göndereyim. Sen iste ben göndereyim. Sen yeter ki onu yorumlara böyle yaz. O beğeniler yukarı doğru bir çıksın. Efendim çok beğenilir çok istenirse neden olmasın diyelim. Bol bol soru çözümü yaparız seninle birlikte. Ama önce şu dersi de bir anlatayım. Sen ondan sonra bir gör bakalım çözüp çözemediğini. Taban ya da yükseklikleri ile orantılı alanlar. Şimdi geçen ders alanı anlattık. Normal alan formülünü verdik. Niye aşağıya mı? Şimdi yine. Alan formülünü verdik. Ama şundan bahsetmedik. Bazen hiçbir şekilde e, uzunluk bir şey vermezler. Sadece iki üçgenin alanı oranını isterler. Sadece bunu da kenarların birbiriyle orantısından anlarız. Peki nasıl anlarız? Bak burada M var. Burada N var. Alanlar oranı tabanlar oranına eşit demişiz. Neden? Neden eşit hocam? Onu bana anlat diyeceksin. Hemen anlatayım güzel arkadaşım. A noktasından bir tane tabana doğru bir tane yükseklik indim. İndiğim bu yükseklik hem BD üçgenine ait hem DC üçgenine ait bu yükseklik. O zaman diyorum ki alan ABD'yi bulmak isteseydim eğer ben M çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 yazardım. Ya da alan ADC'yi bulmak isteseydim hocam N çarpı yükseklik böyle iki yine yazardım ardından derdim ki bunları taban taraf tarafa oranlayalım bu ikiler birbirini bu haşlar birbirini götürür doğru cevabımız buradan m bölü n kalır vurdum yok lan bu ispat ki ya İspat yaptık bittik efendim gel 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 İspat bitti şimdi aynı mantıkla paralel iki doğru arasında kalan üçgenlerin alanları oranı yine tabanları oranına eşittir keza paralel iki doğru arasındaki yükseklik de sabittir. Bu yükseklik yine değişmez. Şurada H olarak kalır. Bak burası M uzunluğunda. Bak burası N uzunluğunda. O zaman dersin ki alan ABC uzunluğu hocam M çarpı H bölü 2'dir. Aynen öyle. Alan ACD uzunluğu da hocam N çarpı H bölü 2'dir. Ben derim ki bunları taban tabana gel bir oranlayalım. H'ler M'ler bir şey her şey gitti. Geri yine M bölü N kaldı. Tabanları oranlayış. Yani sen bunun alanına M edersen bunun alanına ne edeceksin. Olayı bitireceksin. Bu kadar temiz işçilik. Şimdi bu anlattıklarımız tabi sözde kalmasın. Bunlarla de ilgili örnekler çözelim. İyice pekiştirelim mevzuyu ne demek istediğimizi daha iyi anla. Şekildeki ABC üçgeninde A de eş. Bu arada bugün sesim güzel olmayayım. burnum falan tıkalı. Tam böyle hastalık arifesi mi diyelim ne diyelim ben de bilemedim ama çok şükür enerjimiz yerinde. Enerjimiz yerinde olsun. Hani böyle sabrı gibi. Eskiden sabrı vardı. Hatırlar mısın? Sabrı sarı oldu. Yani görev adamı olacaksın. Sende de bazı o günler oluyordur. Yani yataktan kalkasın gelmez. Çalışasın gelmez. Eline kalem alasın gelmez. Ama o günde dahi işini yapabiliyorsan. O kendine yaptığın plandaki soruları, örnekleri zamanında yetiştirebiliyorsan sen görev adamısındır. Bazen insan gerçekten o maç kondisyonu çok yüksek olmayabilir. Böyle çizginin altına düşme sadece. O düz çizgi stabil kuruyor. Ya, maçın adamı bu yani. Her maç standart bir oyun tarzı var. Bazen zirve yaptığımız olur birlikte. Ama bazen de o standartı korumak lazım. Ama standartın altına düşmek kötüdür. Şimdi Nereye bağlayacak? AD uzunluğuna ben K dersem DC uzunluğuna 3K derim. Neye bakarak söyledim? Herkes karşısındakinin K katına işte. EC uzunluğun EC neresi? EC uzunluğuna M dersem BE uzunluğuna 2M derim. Farklı harfler vermek zorundayım. Farklı durumlar var çünkü. Şimdi diyorum ki SBP oranlarını bulacağız, oranlayacağız. Ben o zaman dedim ki gel bunun alanına bit. bir 3A nereden geldi ya? Buna bir tane A verelim. Tamam mı? Şöyle sildim şurayı. Dedim ki burası Allah Allah elim 3'e gidip duruyor. Hocam A vereceğim ben buraya. A burası. M tabanına A alanı düşerse 2M tabanına diyorum ki 2 tane A düşer. Niye bunların tabanları ile alanları oranlıdır? Anladın? Anlattık zaten. Buranın tamamı kaç A yapar? 3K'ye düşen alan 3A'dır. Şimdi mantıken düşününce de aynı üçgende tabanlar oranı üçgen alanlarıyla orantılıydı ya. O zaman A, K düşen yere A alanı düşer. O zaman ben bu tarafa giderim A alanını yapıştırırım. Artık buldum. P bölü S'yi bulurum. P dediğim yer sadece A'dır. S dediğim yer de sadece A'dır. Alanları oranını 1'dir. Yapıştırırım cevabı 1'e gönderirim sıradaki soruyu. Şekildeki ABC üçgeninde bıdı bıdı, bıdı, bıdı bıdı bu oranlar isteniyor. Bak buradaki en mantıklı şey hani oran orantıyı bizden dinlemişindir elbette ki. Diyorum ki hepsinin ortak katını yazalım. Ne yazalım buraya? 6 k yazalım. 3 tane AD 6 tane K'ye eşitse AD eşittir 2 k AD şurası 2 k 2 tane G'de 6 G'de eşitse burası 3 K'ye. C ve 6 K o zaman burası K'ye eşittir. Geldim buraya. Buraya da yine 2'nin katını veriyorum ama M cinsinden veriyorum. Farklı harf vermem lazım. E, F, ye M dersem A, E, 2 M derim. F, C, ye, F, C, ye de 2 tane M yine keza bu tarafa yazarım. Şimdi biz taralı alanın tamamının alanına oranını arıyoruz. Burada doğru parçaları yakalamak biraz önemli. Bunu nasıl yakalayabilirim diye baktım. Dedim ki şuradan bölsem nasıl olur? Niye oradan böldün hocam? 2M burası, M burası. Derim ki Hocam burası 2A olsun. Kabul müyüz efendim? Kabul. Hocam burası da A olsun. Bu da kabul mü? Kabul. Şimdi dedim ki 3K, 2K yüksekliğini burası kabul edersen biz bunları burası 2 alan, burası 3 alan diye düşüneceğiz ya. Ama dikkat et bölünmüyor 3'e. Yani burası 3A, 2K'ye 3 alan düşerse 3K'ye kaç düşer? Bölemedim. O zaman bunları düzgün katlar verelim. Tamam mı? 3'ün katı olan katlar vermem lazım. Diyelim ki burası 3A ise eğer Burası onun 2 katı olan 6A'dır. Ama yine 2'ye bölünmedi ya. 6 3 daha 9A oldu. 9A 2K'ye eşitse 3K neye eşittir olmadı değil mi? 2'nin katı verelim o zaman ya. 3'ün katı denk geldiği için bence olmadı zaten. 2'nin katı verelim oraya. 2'nin katı, 2'nin katı. Burası 2A olsun. Ha şimdi oldu. Burası ne olur? 4A olsun. Ne yapmaya çalışıyorsun hocam sen? Bize de anlatıyorsun. Bak şimdi. Şu üçgene bakıyorum. 2K'ye kaç tane alan düşürdüm? 6 tane alan düşürdüm. Doğru mudur? Dur hocam. 3K'ye ne düşürmem lazım? 6'yı 2'ye böldüm. 3 3'le çarptım. 9 alan düşürmem lazım. Şurası da 9 alan yaptım efendim. Yaptım. Misler gibi doldu. Şimdi bak şuranın tamamına bir baksan. Buranın tamamına bir bak. Ya da bakma. Dur dur dur. Hiç bakma oraya. Şurayı da bölelim. Gel 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 şurayı da bölelim. Süper geldik. 2K'ye 6 alan düşerse bir tane K'ye kaç alan düşer? 3 alan düşer. 3 alan düştü. Süper. Şimdi buranın tamamına bak bak şuradaki üçgeni tepe noktası kabul edip şöyle böldüğümü hayal et. Bence şimdi oldu. Burası kaç M? 3 tane M. 3 tane M'ye kaç tane alan düşürmüşüm? Bakalım. 9. 4 daha 13. 16. 2 daha 18 tane. 18 tane diyoruz. 16 yazıyoruz. O da enteresan. Alanları görmek de enteresan var. Burada. 18 tane alan düşürmüşüm. Şimdi diyorum ki o zaman 2 M'ye 2 tane M'ye kaç tane alan düşürürüm? 6, 12 tane alan düşürürüm. Ne yaptık? Oran orantı yaptık. Şurası da ne yapmak zorundadır? 12 tane alan yapmak zorundadır. Şimdi ne soruyorsa yaparım. Derim ki taralı alan. 9, 2 tane yaptı. 11 tane alan yaptı. Güzel bunu yazdım kenara. Tamamının alanına bakacağız. Şuranın toplamıdır tamamının alanı. 0, 2, 3, 30 tane alandır. Şurayı da 30 A olarak alırsak. A'lar birbirini götürürse yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. 11 bölü 30 dedim vurdum cevaba. Dedim ki sıradaki gelsin efendim. Devam mıyız? Yanlış yok. Kayıttayız. Tamam. Şimdi ABC bir üçgen. BC kenarı 5. AC kenarı 4. Eş parça ayırlı. ABC alanı 20 birim kala. Biz taralı alanı istiyoruz. Dedik ya ayıracağımız noktalar önemli. Şimdi BC 5 tane eşit parça ayrılmış burası. Burası da ayrılmış. Acaba nereden gelirsem ben bu soruyu yakalarım diye bakıyorum. Şuradan çat diye bir ayıralım mı? Ayırdın hocam. Şurası alan. Burası bir tane alan yapar mı? Bence yapar. Bak. Şurası bir parça burası iki parça. Bir parçaya iki alan düşerse iki parçaya dört alan düşer. Şurası dört alan olur. Kabulsün. Şimdi devam ediyorum. Aynı mantıkla bak bu tarafa yürüdüm. Bu tarafa yürüdüm. Burası iki parça. Burası da iki parça. Burası dört alansa burası da dört alan yapar mı? Bence yapar. Geldim buraya. Burası iki parça. Dört. Dört daha sekiz. İki daha on. Burası on tane alan yaparsa aynı mantıkla buranın da on alan yapması gerekir ki ben de giderim oraya yine on alanımı yazarım. 10 10 tamamı nedir? 20 tane alan. Tamamının alanını bana vermişti. 20 birim kare. Bir tane alan ne çıkar? Bir birim kare çıkar. Biz taralı alanı istiyoruz. Alan taralı alan diyelim biz direkt. Taralı alan 4. Bir daha 5 tane alan demekti. A'yı bir bulmuştuk. Doğru cevap 5'tir dedim. Yapıştırdım cevabı 5'e. 6. sayfayı bitirdim. 7. sayfadayım efendim biraz alan taşımada elim düştü. Alan taşımada diyebiliriz buraya. Taban belli ise, yükseklik değişmiyorsa alan değişmez. Peki bunu niye söylüyorum? ABC'de bir dik üçgen. Bu dik üçgende FD paraleldir AB'ye. FD paraleldir AB doğrusuna. Güzel. Verilenlere göre buranın alanı isteniyor. Hocam ne taban belli, ne yükseklik belli. Değil ama değil ama Şöyle bir şey yapabiliriz. Paralel iki doğru arasında şunu çekmişsin sen hocam. Şurada bir uzunluk var belli ki. Ee, F, FD paraleller bilmem ne. Tamam. Şimdi nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim diye bakıyorum, bakıyorum acaba şurası da 4 birim. Hmm. Şöyle yapalım mı ne dersin? Şöyle yapalım. Ben şuradan şuraya bir tane doğru çektim. Buradan buraya bir tane doğru çektim. Kabul müsün? Kabuller herhalde şuranın alanıyla buranın alanıyla şuradaki taralı alan birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Hocam sen şu paralel iki doğru arasında hani bu doğruyu istersen buraya koy. Bak yine alan değişmedi. İstersen bu noktayı buraya koy. Bak burası ile burası taban çarpı yükseklik yine değişmedi. Aslında en başta yaptığımız ispatın aynısı. Ben bu E noktasını aldım buraya taşıdım. Paralel doğru üzerinde taşırım. Bana kalmış. Derim ki burası taban. Burası o tabana ait yükseklik. Taralı alan eşittir. Of efsane oldu. 3 çarpı 4 bölü 2. Çok iyi taşıdık yalnız ha. 2 3 6 birim karedir dedim. Yine bu güzel soruya noktayı koydum. 25 sayfa. Yolculuk biraz uzun ama yolculuğun adı her ayrılık yolculuğu. İlk geometri fasikülümüzü bitiriyor. Sıfırdan TYT geometride de ilerliyorsan bizlikte efsane gidiyoruz ya. Paralel iki doğru arasındaki şekilde bıdı, 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 bıdı eşittir. Baktım hemen neyi yapıştırdım 6K'yi niye katlarını vereceğiz? E'de bir tane K. E d'ye bir tane K verdim. A, B'ye iki tane K verdim. Hepsini K cinsinden yazabiliyorum. Problem yok. D, C'ye üç tane K verdim. Üç tane K verdim. Sen benden P ve S'nin oranını istiyorsun. Tek yapmam gereken hamle var. Bu hamle de şudur. Bunu buraya çek. İkincisi şunu göstermek için yazıyorum. Yazmak zorunda değilsin. Yüksekliktir. Burada gördüğün üç tane üçgen var. Üçünün de yüksekliği S. Pardon H o zaman alanları tabanlarıyla orantılıdır hepsinin. Sen buna A alanı dersen 2 tane uzunluğa 2 alanı. 3 tane uzunluğa kaç alanı dersin? 3 tane alan dersin. Biz ne istiyoruz? P bölü S'yi. P ne çıktı? 3 tane alan çıktı. S'ye zaten 3 tane alan vermişiz. Cevap eşittir. 1'dir. Yalnız. Tek başına. Sadece kimsesiz bir bir. Devam. ayrılık geliyor ya. Ay bütün fasikülleri bitirince biz bir ayrılacağız mı senle? Ben seni sınava göndereceğim mi? Her sene yaptığımız gibi sana da bu sene 2022 tayfa sahilde deniz kenarında bir ayrılık videosu çekecek miyiz? O günleri de göreceğiz inşallah. O denizdeki o dalgaların sesi. Huş, huş. Sonra bir yandan o ayrılık konuşması. Her sene kimler kimler ağladı orada. Neredeyse biz ağlıyorduk ya. Şekilde verilenlere göre. Alan ABC kaç birim karedir? Alan ABC'yi arıyoruz. Ama bu baya kolay bir soru olmuş. Direkt kenar uzunlukları da verilmiş. 3N'ye 48 düşerse alan N'ye 3'e bölerim ne düşer? 16 düşer. 16 48 daha ne yaptı? Hocam artık böyle bir iki tane de kolay olsun değil mi? 8 6 4 elde var 1 64 alan düştü. 2 K'ye 64 düşerse bir tane K'ye 32 düşer. Biz alan ABC'yi istiyoruz. Sol taraf 32 birim kare. Artı sağ tarafın 64 olduğunu bulduk. Topladığımızda 6, 96 birim kare olarak cevabı yapıştırdık. Bugün birkaç tane inanılmaz sert sorun var. Bayağı yoğuracak bize hazır ol. Ama ona daha gelmedi. Şimdi kitaptan yine bu alan parçalamayla ilgili bir soru daha çözelim. Dediğim gibi Alan parçalama da doğruyu çektiğiniz yer çok önemli. Bunu ilk seferde doğru çekemeyebilirsin. İkinci de belki ama üçüncü de dördüncü de yavaş Dersin ki doğru noktadan çektim oluyor bu iş. diyeceksin de zaten. ABC üçgen. AB dört eşit parça. BC beş beş beş. Bir dakika. BE eşittir. BE eşittir EC. Ya adam resmen. Büyük kopya varmış ya. Büyük kopya var burada. ADEF. ADEF taralı alan tamamının alanı. Yani büyük kopya şunu söylüyor bana. Çek buradan çizgiyi diyor. Çektim gitti. Diyor ki ayır bunu. Hatta ayırmayalım bile ya. Burası kaç parça? 1, 2, 3, 4 parça. Burası 1, 2, 3, 4, 5 parça. Ama bu alanlar birbirine eşit olacak. Bak burası 4 kat. Burası 5 kat. Hem 4'e hem 5'e bölünebilen bir kat seç kendince. 4'e 5'e bölünen 20 var hocam. O zaman de ki burası 20A. Burası da 20A olmak zorunda. Tabanlar eşit ya. 4'e böldüğümde her alan 5A'dır. Şuraya kalır 15A. Her alan 5'e böldüğümde 4A'dır. Nasıl da mantıklı bir yolla çözüyoruz ama ya. Nasıl da mantıklı bir yolla çözüyoruz ama ya. Taralı alan bölü. Alan ABC'yi arıyorsun güzel arkadaşım. Müthiş. Yukarıdan ne geldi? 15A artı 16A geldi. Aşağıdan ne geldi? 40 tane A geldi. Toplamı yukarının 31. Aşağısı 40. Baktık seçeneklere. 31 bölü 40. Ceyhan'dır efendim. Ceyhan'a yapıştırdım cevabı. Sıradaki. Kim geldi? 41. Föy geldi. Üçgenin alana geldi. Üçgenin alanındaydık zaten ama. Şimdi açı ortay ve kenar ortayın böldüğü alan tipleri de var. Nasıl ki biz alanlar tavanlar oranıyla benzerlik gösteriyorsa eşitse ona... E biz bunu tabanlar oranını eskiden açı ortayda anlattık sana. Açının kollarındaki oranlara bakıyorduk. Hemen altındaki ne yazıyorduk? Kenar ortay da öyleydi Tam ortadan böldüğü için ağırlık merkezi. onları hatırla. Şimdi Aç ortayı hatırlamıyor musun ya? İç açı bahsediyorum sana. Tamam dış açı da var aynısı. Tamam hatırladım. Herkes altındakine nesini veriyordu? Katını veriyordu. Bu katlara bakıp biz de alanları yazacağız. Bu kadar. Burada ispatta falan anlatmaya da ayrılıyor. Her şey ortada görüyorsunuz. Bunda da hatırlıyorsun değil mi? Kısanın kısaya oranı uzunun uzuna oranı şeklinde yapıyorduk. Burada da aynı kural geçerli. Ya biz kenar oranlarını bulduğumuzda tabanlarda soru bitiyor. Kenar ortayda da keza öyle. Yani sen bir üçgende ağırlık merkezi verilmişse ağırlık merkezinin tanımını hatırlıyor musun? Son dersindeyim üçgenin kafanı kafanı bak var ya bak böyle böyle, vururum ama. Lütfen. Şiddet yok ama hatırlamıyorum deme bana. Nasıl hatırlamıyorsun? Çektireceğim bana kulakları şimdi. Son ders olacak iş mi o? Son ders olacak iş mi o? Kulakları çektireceğim bana. Kenar ortayların kesişim noktasına nedir? Kenar ortay ne demek? Kenarı tam ortadan ikiye bölen demek. Al sana A, al sana A bitti. Bu kadar. Oldu tamam. Kenar ortayların kesişim noktasıydı. Bu da bu da uzunsa. Bu da bu da uzunsa. Tamam mı? Bu da bu da uzunsa. Şurası A'dır. Şurası A'dır. Buranın tamamı 2A'dır. O zaman burası da 2A'dır. Şurası da 2A'dır. Şunları sil. Şunları A'a parçalamıştım ya böyle. Gitti onlar. Şurası da 2A'dır. Bak aynı mantık buradan geliyor. Her biri eşit uzunlukta o alandadır. Hepsini A'a yazarım. Olayı bitiririm. Hatta diyeceksin 2K'ye K, K var hocam. Al sana 2K'de iki 2 iki alan bir tane K'de bir tane alan. Oh mis. Eğer ki şurası kenar ortayların kesişim noktasında oluşan üçgen vardı ya bir tane özel üçgen. İşte bunda da yine biz keza burada oluşan bütün üçgenlerin alanına A deriz. Yine mantığı aynı yerden gelir. Şimdi sorusu gelsin bakalım. Önce açı ortayla ilgili sonra kenar ortaylarla ilgili. Sonra da ÖSYM sorar tipinde katla, biç, kopyala, yapıştır sorularına geçeceğiz. ABC üçgenine AD, EC açı ortaydır. İki tane açı ortay var. 9 birimimiz var. A, X ne kadardır? Alanlar verilmiş. Ne işime yarayacak bu alanlar? Şimdi ben sana az önce şunu söylemiştim. Bu üçgende herkes katını altına verir. Alttaki kat üste alanını verir. Doğru mu? Mesela bu 9 burası olsa da olsa 9M uzunluğundadır. Burası olsa olsa 6M uzunluğundadır. Burası 9K uzunluğundadır. Burası 6K uzunluğundadır. Anlıyor musun beni? Anlıyorsun süper bir daha açı ortay yapıyorum. Bak açı ortayın kuralına bak gelmiş buradan x bölü 9 9 k bölü 6 k bu kadar temel bu kadar güzel soru olamaz ama. 9K bölü 6K bunlar gitti. 6'lar gitti. X eşittir. 9 birim dedim. Vurdum cevabı 9'a. Süratle. Süratle yoluma devam ettim. Çünkü üçgenler 22. Üçgenlerin son dersindeyiz. Şekildeki G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ise 8 birimi mavi boyalı alanı istiyorum. Hocam burası 2K ise şurası K olacaktır. 2K'ye 8 düşerse K'ye kaç düşer? 4 düşer. Hocam tık 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 bunları bölelim mi? İstersen bölelim. Ya da oradan bölme. Daha iyi yerden bölelim. Tık 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 bölelim mi? Böldük. Hocam bu kenar ortaydı ya. Orası 4 ise burası da 4 müdür? Kenar ortayların böldüğü şu alanlar burası da 4 müdür? O zaman mavinin de alanı eşittir. 8 birim kare midir? Toplarsan Soru bitti. Geç. Hocam İstersen bir de buradan gelin. 2M'ye M ye varsa 8 2M'ye düşerse M'ye kaç düşer? 4 düşer. Şunlar da eşit mi? Burası 4 ise burası da 4. Hani göremeyen arkadaşlar için ispat niteliğinde çözümlerle yolumuza devam. Açı ortay mı var hocam burada? Taralı alanı mı istiyoruz? Gel. Taralı alan kaç birim karedir? 10, 6 bir kere biz böyle alışkanlık ya hemen şey yapıştırırsın buraya. Ya dik üçgen var 6, 8, 10 üçgeni var hocam. Kullanırız be. Yaz bakalım. Şimdi açı ortayı yapıştırdım. Dedim ki açı ortay şöyle tabanlara oranını verir. 10'a 4. Ama ben bunu sadeleştirerek yazacağım. 5K'ye 2K. Var mı itirazın? Yazarım. O zaman dedim ki buranın alanına 5A dersem şuranın alanına 2A derim hocam. Acele etme bitirdim soruyu. Çünkü bu üçgende şu pembeli üçgende şurası 4 tabansa eğer o tabana ait yükseklik e, efendime söyleyeyim 8'dir. 8 çarpı 4 bölü 2. 2 kere 8 16. Yalnız benim alanımı ben toplamda kaç tane A değeri biçtim? 7 tane A değeri biçtiniz hocam. Ben 5 A'yı istiyorum 5 A'yı. Her tarafı 7'ye böldüm. 16 bölü 7. Her tarafı 5'te çarpıp 5 A'yı bulmayı planladım. 5 A yani taralı alan Şuraya da taralı alanı yazalım da göremezsek diye. 6 kere 5 30 80 bölü 7'dir dedim. Vurdum cevabı 80 bölü 7'ye. Çağırdım sıradaki sayfayı. Günün son bang bango değil ya bu şey föyü. günün son föyünde iki soru çözeceğiz. Arkasından karma soruyla efsane sorularla konuyu bitireceğiz. Üçgenin alanında benzer üçgenlerin alanlarının oranı neye eşittir? Çok kritik bir cümle. Bunu asla unutma. Benzer iki üçgenin alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Hazırsan geliyor. İspatını yapacağız öncelikle. Diyeceğiz ki burada bir tane üçgen burada bir tane üçgen var. Evet hocam. Ben bu üçgenin alanını bulmak istesem alan ABC desem normalde yapacağım şey A çarpı HA bölü 2'dir. Bu üçgenin alanını bulmak istesem. ABC üçgeni desem. Desem ki D çarpı HD/ bölü 2'dir. Buraya kadar zaten itirazın yok. Desem ki bu iki üçgen benzer. Yani al, alan demeyelim de ABC üçgeni. ABC üçgeni benzerdir. Ee, e, D, E, F üçgeni. D, E, F üçgeni. Eğer benzerlik varsa benzerlik oranı vardır. Benzerlik oranı K olsun. O K nedir biliyor musun? İki kenarın. İkisinin de benzer açılarının karşısındaki oran ne olacaktır? Benzerlik oranı olacaktır. O K olacaktır diyorum. Aynı zamanda yükseklikleri de benzerlik oranına tabidir. O da K olacaktır diyorum. Şimdi sana sorum şu. Ben bak burayı izle yalnız. Burayı izle öyle hemen hemen hafif alma. Bu A, B, C üçgeni değil bu arada. D, E, F üçgeni. Kafada karıştırmayalım. Alan D, E, F üçgeni. Yukarıdan ne geliyor? A çarpı H, A. Aşağıdan ne geliyor? D çarpı. Ben desin. Dikkatle izliyorsun. A bölü D H A bölü D A bölü D'ye K dedik. H A bölü D'ye K dedik. K'nin karesi çıktı. Alanlar oranı, benzerlik oranının karesidir dedim. İşte ispat, işte feraset işte, işte rehber matematik diyeyim ben sana. Sen o neyi tamamlıyordun yani sen biliyorsun onu. Allah ne yaptık ya kaydı bir anda. Bir saniye. Sona gittik. Sondan başa gelelim tekrar. Bak çok güzel, çok güzel katlama sorularım var. Çok güzel katlama sorularım var. Bitmedi bitmiyor. Bitmek bilmiyor. Aha buradayız. İspatını da yaptığımıza göre şuna geçelim. Hatırlıyor musun? Senle biz bir çok güzel daha ispat yapmıştık. Benzerlikle ilgili. Şimdi yani şöyle bir benzerlik verdim düşünelim. Üçgen. Bire kaç oran var? Bire 2 oran var. Bire 2 oran varsa alanlar oranı benzerlik oranının nesidir? Karesidir. 1 bölü 4. Yani sen buna A alanı dersen Tamamına 4A demek zorundasın. A'sını burada kullandım. Buraya kaç A kaldı? 3A kaldı. Dikkatle izle. 1'e kaç benzerlik var? 3. 1 bölü 3'se benzerlik. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 9'dur hocam. İşte o zaman yapıştır derim ben sana. Şuranın tamamı 9A olacaktır. 4A'sı yukarıda aşağıya ne kalır? 5A kalır. Artık hala eşitlik devam ediyorsa tek tek böyle hesaplamana gerek yok. Bir mantık silsilesi yakaladık. A'dan 3 3A aya, 3 A'dan 5 aya sonra da nereye gidersin 7 aya. Bu hızlı çözümdür. Bunu da kullanabilirsin diye buraya bırakayım. Ben orada durmasın sen sorularda kullan Şimdi ben sorusunu çözeyim. Şekilde ABC üçgeninde ED 2 birim, BC 3 birim, EDCB 15 birim kare burası. AED açıları eşittir. AED alanı nedir? Şuranın alanını istiyoruz. Bulalım hocam. Bilmediğim alana ne diyorum? A alanı diyorum burası A açısı burası A Ben buna nokta buna çizik diyebilirim. Nokta A çizik. Nokta A çizik. Biz bunu en son benzerlikte yaptık. Küçük üçgenin büyük üçgene benzerliği. Acaba benzerlik oranı kaç? Noktanın karşısı küçük üçgende 2. Noktanın karşısı büyük üçgende 3. Üç. Bu benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır. 4 bölü 3 göre 3'ten 9. Yani şunu söylüyorum ben. Alan A, E, D. Alan A, B, C'dir güzel arkadaşım bu oran. Peki biz o oranı şöyle yazalım. 4 bölü 9'a eşittir dedim. A, E, D'nin alanını bilmediğim için A alın dedim. A, B, C'nin alanı. Burası 15, burası A. 15 artı A dedim. Efsane. İçler dışlar. 9 tane A eşittir. 4 ile çarptım. 60 artı 4 tane A. Attım karşıya 5 tane A. Eğer 60'a eşitse... A'nın cevabı sadece 12'dir. Yapıştır 12'ye. Vur cevabı. Gidelim hadi öbür soruya. Bitti bu kadar. Paralellikler var. Dikkat. Benzerliğe dikkat. Bendesin. de D, E paraleldir. FG o da paraleldir. BC C. Bir dakika burası kritik. Ben şuna 2K dersem. D, F'ye K diyeceğim. A, D'ye 2K diyeceğim. F, B'ye de 2K diyeceğim. Bunda anlaştık mı? Anlaştık. Az önce anlattığım bir mantık vardı hatırlıyor musun? 2k bölü burası kaç k'dir hocam? 3k'dir. 3k'nin oranı benzerlik oranıdır ama ben karesini istiyorum alanlar için. Karesini aldım 4, karesini aldım 9. Ben buraya 4a, de, hadi a demeyelim karışmasın tamam mı? 4x alan var dersem tamamına 9x alan var demem gerekir. Ama o zaman buna kaç x kalır? 5x kalır. Çok kolay mantığı. Çok kolay mantığı. Şimdi buradan burası 2K uzunluktaysa buradan burası 2, 4, 5K uzunluktadır. Doğru mu? 2K bölü 5K. Ben alanlar oranını merak ediyorum. 2 kere 2, 4. 5 kere 5, 25. Şunları silelim bu taraftan artık. Bu tarafı kafa karıştırmasın. Ben buna 4X dersem, 4X alan dersem tamamına... 25x alan demem gerekir. 25x alan demem gerekir. 9'unu kullandım. Buraya kaç alan kaldı? 16x alan kaldı. Gerisi 4 işlemdir. Amcam benden 16x alanla 4x alanın toplamımı bunu 5x alana bölmemi istiyor. Tamamı 20x alandır. 5x'e böldüğümüzde oran sadece 4'tür. Vurdum cevabı 4'te Gönder gelsin be hocam. Bütün okullarda bu yankılanıyormuş. Birçok derste hocam gönder gelsin diye arka sıralardan bağıranları mı? Yazıyorlar bana yorumlarda ya da konuştuğumuz öğrencili arkadaşlarımız öyle anlatıyorlar. Hocam gönder gelsin diyenler mi? Yoksa vurduğum cevabı C'ye diye bağıranları mı? Siz var ya efsanesiniz ya. Bütün okullarda şunu yapabildiysek bütün RM tayfa bizle birlikte hareket ediyor demektir. RM tayfa candır gerisi heyecandır. ABC üçgeninde. ABC 72 birim kare. ABC 72 birim kare. Tamamını vermiş bana. 72 birim kare. ADK. AD'ye K diyorum. DB'ye 2K diyorum. Var mı bu oranla ilgili sıkıntımız yok. O zaman bir kere bir kere bir kere ne? Bir kere ne hocam? Bekle. Şurası K tamamı kaç K yaptı? 3K yaptı hocam. Burası M ise eğer şurası kaç M'dir? 3M'dir. Bir dakika bekle. Şimdi şurası T ise eğer şurası 3T'dir herhalde. Buna da kabul müsün? Sadece benzerlik yazıyorum başka hiçbir şey yapmadım daha. Dedim ki bunun alanı A olsun abi. T'ye A düşerse 3T'ye 3 tane A düşer. Kabul müsün değil misin bana onu söyle. Kabul hocam. Bir dakika. Şurası M ise benzerlik oranından ötürü 1'e karesini al. Yani M ya. 3M ya. Al karesini 1 bölü 9. Buna 1 alan düşerse buna 9 alan düşer. Burası 9 A'dır. Bu da kabul. Hocam aynı işte T demiştik. Z'ye 3Z oranı benzerliği şu kelebekteki benzerlik devam eder. Şurası Z'ye A düşerse 3Z'ye 3A düşer. Kabul müyüz efendim? Kabulüz tabii ki kabul etmeyeyim. Ne yapacaksın? Şimdi devam yolumuza. Bilmiyorum şuranın alanı. Diyorum ki buranın alanı X olsun. Ama şunu biliyorum. 1'e 1K'ye 3K ye oran var. 1K'ye 3K oran var. Oranladığımda 1'e 9 oran yapar. Küçük üçgenin alanına x dersem büyük üçgenin alanı dikkat izle 9, 10, 16 a. 16 a'dır. Ben küçüğü de a cinsinden bulacağım. Onun uçarı kaçarı yok. x artı 16 a. 8x eşitse 16 a'ya x eşittir 2 tane a'ya. x yerine gittim 2 tane A a'mı yapıştırdım. Dedim ki artık soru biter. Niye? 72 birim kare mi etraf? Etraf, etraf ne hocam? Bütün tamamı. 2 a buradan. 2 a buradan. Artı. Aşağıdan kaç a saymıştık? Biz 16 a saymıştık. Dedim ki 18 tane a eğer 72 ise a eşittir 4 kere 8 32 sağladı. a eşittir 4'tür. Ne istediğini söyle yapıştıralım geçelim. Taralı alan mı? 9 a. Ben 9A'yı istiyorum. 9 tane 4 kere 9 36'dır. Vurdum cevabı 36'ya. Bir dakika şu 4 değil mi ya? 4 kere 8. 4 tamam. İşte bu olmasın. olmaz. Yalnız ayrılık vakti geliyor. E, sıkıntım biraz da. Burnum da tıkanlı yalnız komple. ABC bir üçgen. Biçimindeki kağıt ABD üçgeni AD boyunca katlandığına bak. Katlama sorularının en kritik noktalarından biri eşitlikler, eşitlikler, eşitlikler. Yani bir açıların eşitliği. Ben B'yi alıp buraya katlarsam bu açıyı buraya taşırım. Bu cızgı açısını buraya taşırım. Bu kenarı buraya taşırım. Bu kenarı buraya taşırım. Kabul müsün değil misin efendim? Kabul. Davanın B sürüyorum. Bitti. buraya bura, bura yaz. Şimdi bir şey daha vermiş. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. B'de'ye 3K dersem BD'ye 3K. B'de yalnız burası değil ki hocam. BD neresi? BD'ye 3K dersem D, B, B, D, ise D, C, 4G. B, C neresi hocam ya? Bir dakika. DC C neresi? D, C 4G. Heh tamam yazdım şimdi. 4G mi de yazdım. Şimdi durdum. Alan bilmem ne bilmem ne. Tamam bakacağız ona. Bekle. Şu nedir abi? Nedir bu? Açı ortaydır. Şu açı ortay doğrusu mu? Açı ortay doğrusu. Herkes üstündekine katını vermiyor muydu? Veriyordu. Şuranın tamamının uzunluğuna ben 3M dersem eğer, şuranın tamamının uzunluğuna ne derim? 4M derim kritik vakayı yakaladım mı? 3M burasıysa 3M burasıdır. 4M tamamıysa şu parça M'dir. Hepsini yazdım. Alanları şimdi yazabilirim işte paşalar gibi. Neden mi? Ben kalkıp şunun içerisine ne renk yazalım mavi yazalım. Bir tane A alan dersem M'ye A alan düşerse 3M'ye 3 tane A alan düşer. 4K'ye 4A alan düşerse 3K'ye 3A alan düşer. Aha da o da burasıdır. Yapıştır. Yola devam. Eşittir dedim açtım. D, B üssü C. D, B üssü C. Şurasıdır A dedim. A, B, D. A, B, D. 3 tane A dedim. Sadeleştirdim. Cevap eşittir. 1 bölü 3 yapıştır cevabı. Gönder gelsin. Gönderdim geldi. ABC üçgeni biçimindeki kağıtta. Üff. Sert soru olabilir hazırlanın. DE paraleldir. Yok. Son soru bomba ama bu değil. Son soruya bakıyorum. Son soru kitaptan. Bu da bizim kitaptan. Geometrik kitabından ekstra soru çözeceğim diyenlere şurada olsa gerekti. Aynen öyle. Geometrik kitabımızı da tavsiye ederim arkadaşım. Tamam mı? Geometrik kitabımızı tavsiye ederim. Şimdi gel. ABC üçgeni biçimdeki k yatta. D e, paralelleri BC'ye. D. E, neredesin ki ha burası? BC'ye. Bir dakika. Paralelleri işaretleyelim. Bu buna mı paralel? Bu buna mı paralel? Kabul müsün Kabul. AD dört tane K'ye eşitse AD dört tane K'ye eşitse DB 3 tane K'ye eşittir. DB 3 tane K'ye eşittir. Kabul. Gel. EFC üçgeni EF boyunca katlanıyor. EFC üçgeni EF boyunca katlanıyor. Bu üçgeni alıyoruz. Bu tarafa katlıyoruz. Bunu anladın galiba. Kalsın şimdilik. Çok da lazım gözükmüyor çünkü göstermekte. Buna göre yeşil bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı nedir? Efsanesin sen. Şimdi benzerliği baya baya kullanmam gerekiyor benim ama nasıl kullanacağım ona bakacağım. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Nereden yakalarım diye. Vallahi nasıl yakalarım diye bayağı şaşırdım şu an. Nasıl yakalayalım gençler? Şöyle yapalım mı? 4 k ya burası. Ben buraya 4M dersem tamamına 7M derim. Yani bir kere kabul ediyor musun? Onu bir sorayım sana da bir yanlış çıkmasın sonra. Bak M'ye 7M. Niye? 4K'ye çünkü 7K ye geldiği için. Anladın mı ne yapmak istedim? Tabanlar oranı da eşit olacak. Kabul hocam. Ee, başka bir yerden daha yakalayalım. Şurası paralel kenar oluştu şurada. O 3K'yi alırım buraya taşırım. O da kabul müdür efendim? Kabuldür. Aman ya Rabbi. Şurası 3K, burası 7K midir? O zaman burası 3T, burası 7T mi? E, tamamı 7T'dir. Aa 4M'miş burası. Bir dakika burası 4M mi? Paralel kenar taşıdım paralellikte şu oranı korumak zorundayım. 3'e 7 oran. 4 mye düşerse oraya buraya da kaç m düşer? 3 m. Oba nasıl yakaladık ama süper oldu. Bitti. Nasıl bitti hocam? Bak şimdi. Bak şimdi nasıl bitirelim bu soruyu? Nasıl bitirelim? Bayağı sert aslında ha. Öyle kolay soru falan da değil. Onu da söyleyeyim. Şöyle yapalım. 3 m'ye Tamamı kaç m dedik? 7 m dedik hocam. Sadeleştirmeleri yaptım. 3 bölü 7 karesini aldım ben bu arkadaşın 9'a 7 kere 7 49. Ne demek bu? Hocam şurası 9 a ise eğer 9 a ise eğer ee, tamamı 49 a tamamı alanından bahsediyorum 49 a'dır. 9'unu buraya kullandım. Buraya kaç a kaldı? Hocam o taraf, yani şu bölgenin tamamına 40 tane a kaldı. Bu A'yı bir şekilde dağıtacağım ben. Ama onu dikkatli dağıtmam lazım. Sakata da gelmek istemiyorum açıkçası. Tamam mı? Şimdi nereden ayıralım? Bir yerden tutup çekip parçalamamız gerekiyor. Bir yerden tutup çekip parçalamamız gerekiyor. Hmm. 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 Ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Şöyle böldüğümü varsay. Kabul. 3M'ye 3M'ye 9A düşerse 4M'ye 3'e böldüm. 3 4'le çarptım. 12A düşer. Neresi 12A? Şuranın tamamı 12A. Kabul müüz efendim? Kabulüz. Bu bir paralel kenardır dedik. O zaman burası da 12A olur mu? Olur efendim. 3K'ye 12A düşerse 3K'ye 12A düşerse 4K'ye 3'e böldüm. 4 4'le çarptım. 16A düşer. Şuraya 16A düşer mi? Düştü hocam. Peki alanı gerçekten elde edebildim mi şurada? 40, on'a bakacağım. 16 28 30 bir dakika. 8 28 12 daha 40 süper. Her şeyi elde ettim. Her şeyi elde ettim. Sana sorum şu. Şuradaki paralel kenarın tamamının içerisine bir bak bakalım. Paralel kenar alanı nedir? 12 12 24a. Kabul müsün? Kabul hocam. Burası 9a mı? Şimdi şuradaki 9A'yı şuraya taşısam kabul mü? Kaplamışım ya ne de olsa. Şimdi yeşil bölü mavi yazacağız. Yeşil bölü mavi. Yeşil garanti 9A. Kabul müsün, kabul Mavi yeşil çıktıktan sonra kalan kısımdır. 20 ama nasıl da böyle enteresan bir soru değil mi? 24'ten de 9A'yı çıkartmam gerekir o tarafta. 15A'mıdır kendileri efendim? Mavi alanda 15A'dır. Yeşil bölgenin mavi bölgeye oranı isteniyor. 3'e böldüm 3, üç, 3'e böldüm 5. 3 bölü 5 ama şuradan boncuk boncuk terledik. Biter mi? Bitmez. Günün son sorusu gelmiyor. Daha bir tane daha var. Aman Allah'ım ben bugün ne yaptım size? Ben size nasıl bir zulüm uyguladım bugün? Son gün son ders diye bu da olmaz ki hocam. ABC ikiz dik üçgeninde önce AC kenar noktaları çakışacak biçimde ikiye katlanıyor. Sonra AB köşesi katlanıyor. Son durumlu şekil 3'te de şu katlanmıyor. Orta noktalarından kesip boyanıp atılıyor. Şurası kesilip atılıyor. Buna göre kalan parçanın bir yüzünün alanı 6 kare Şurayı vermiş kalan parça 6. ABX neresidir? Burasıdır. Kaçtır? Uf. Hocam ne yaptın sen? Bir şey söyleyeceğim. Sen C noktasını alıp bunun üstüne katlıyorsan bir kere burası birbirine eşit. İndim dikten denden denden den. ortadaki benden bu buna eşit. İkizkenar dik üçgen diyorsan burası 45 derece burası 45 derece bu da kabul mü kabul? Ya arkadaş o zaman burası dik üçgen ya. Tam ortasından katlamışsın ya sen. 45 45'i verince 45 45 ikizkenar üçgende dip tabana indirilen dikme tabanı tam ortadan ikiye böler. Çok hızlı konuştum. Anlayan anlamıştır ama. <laughs> Şimdi devam. Aynı mantıkla bak burası dik üçgen. Şurası şurayı katlayacağız ya. Burayı katlayacağız. Burası 45 burası 45. Bir daha katlayınca yine tam ortadan katlamış olmaz mıyım ben? Olurum. Şimdi yine burası 90 ve şu açılar yine kaçar derece 45'er derece katladıkça o 45 bozulmaz çünkü. Ben diyelim ki şuna A uzunluğu dersem şuna da A uzunluğu derim. Buranın tamamı 2A'dır şurası da 2A'dır. Burası 2A ise burası 2A'dır. Burası 2A'dır burası 2A'dır. Şu çubuk 2A ise şu pardon A'dan B'ye olan uzaklık 4A ise X eşittir 4A'dır ama küçük A'dır. Biz uzunluk arıyoruz gençler. Şimdi ben x eşittir 4a dedim. O da eşittir soru işareti dedim. Baktım soruya nasıl çözebilirim devamında diye. Ya bir dakika 1'e kaç oran var hocam burada? 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran da her zaman şöyle değil miydi? a'ya 4a. Aşağıya kaç alan yazabilirim? 3 alan. 3 alana 6 düşerse eğer bir tane alana ne düşer? 3 alana 6 düştü. 2. 2a düşer değil mi? Pardon. 2 alan düşer. Doğru. 6 2 daha ne yaptı? 8 yaptı. Burası 8 mi? 8. Burası 8 mi? 8. 16 yaptı. Burası 16 mı? 16. Burası 16 mı? 16. O oh, soru bitti. Şurası da nedir? İkiz kenarda küçükken dediği için 4A'dır. 4A çarpı 4A özür dilerim. Zaten biz orayı XX kabul etmedik mi ya? Bir yanlışlık mı yaptık? 16-16-32 bir yerde yanlışlık yaptık galiba. Daha farklı bir yerden yaklaşayım bari. Daha farklı bir yerden yaklaşayım. Ha gördüm gördüm gördüm. Şurada bir, bir yerde hata yaptık ama nerede hata yaptığımızı anlayamadım. En azından gördüğümüz yerden yakalayalım. 6 2 daha ne yaptı burası? 8 birim kare nedir? 2A çarpı 2A'dır. Üçgenin alanı bölü 2. Ha bölü 2 yapmadım da yoksa oradan da çıkıyordu. Şunlar birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü 4. 4 eşittir A kare. A eşittir 2 birim. A'yı 2 bulursam eğer 4 çarpı 2'den x'in uzunluğu 8'dir. Yapıştırdım cevabı 8'e. Vurdum yine bir güzelliğe daha. Efendim günün bomba. Günün ayrılık sorusu. Gönül ister bunu çözmeyelim böyle kalsın. Hiç ayrılmayalım. Bu tutuştuğumuz eller. Bu kalem tuttuğumuz eller. Şu kalem tutan elin yamukluğuna bakar mısın? Kalem tutun elin yamukluğuna bakar mısın? Kal Kalem tutmaktan elimiz yumuldu. Abo! Şuraya bak. Sende de böyle oldu mu? Ders uzayınca böyle oluyor demek ki gençler. Yapacak bir şey yok. Efsane soruyla noktayı koyuyorum. Bu 43. föyde 3. soru. Efsane bir soru. ABC üçgeninde taralı alanlar toplamı 24 birim kare. Bunu bunu toplamışım 24. Paralellikleri vermişim. Paralellikler şunlar bu arada. Tamam mı? Siliyorum ama paralel oldu. Aşkar. Şuraya direkt 6K ye yazdım. Oranlayacağım. FM'ye K ye yazacağım. Yazdım. MK'ye ya 3K yazacağım. MK'ye ya 3K yazacağım. DE'ye de 2K yazacağım. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Yazdık geçtik bitti. Bütün alanı istiyorum. Taralı alanlar. 24 ben bütün alanı. Hepsini belli bir oran cinsinden yazacağım. Sonra bütün alana ulaşacağım. Tabii kenarlar burada kullanılacak. Esas olan o zaten. Nereden gidelim gençler? Nasıl gidelim? Nasıl yapalım? Ne dersiniz? Bir fikriniz var mı? Şimdi bak. Şunu söyleyeyim. K'ye 2 K'de şunu görmezsen soru bitti geçmiş olsun. Bırak bırak. Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Paralellikten ötürü burası da burasına eşittir. Bunu görebildiniz mi? Bana onu söyleyin. 1, 2. 1'e 2. Orta taban burası. Orta tabansa hani şunu yapmıştık biz. Orta tabansa eğer şurası A ise şurası kaç A'dır? 3 A'dır eğer orta tabansa. Hocam sen şuraya A yazarsan eğer Şuraya yazacağın değer 3A'dır. Kabul müyüz? Değil miyiz yani efendim? Kabulüz. Peki bitmedi bitmedi. Senle işimiz bitmedi daha. Yolumuza devam edeceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Başka ne söyleyeyim? Şuradan şuranın şuraya oranına dikkatle bakar mısın? Tabanlar oranına bak. 2K. Tabanlar oranına bak. Tamamı 4K. Bir dakika lan. Burada da 1 bölü 2 oran var ya. 1 bölü 2 oransa bu arkadaş orta tabandır. AFK üçgeninde. O zaman şurası da eşittir. Aman ya Rabbi bütün bu uzunluklar eşitmiş ya. Peki şu iki parçaya düşen alan 4A ise bir parçaya düşen alan tabii ki A olacaktır. 4A'ya pardon iki parça bir dakika o zaman 2A düşer. <laughs> bir dakika. İki parçaya 4 alan düşerse tek parçaya 2 alan düşer. Şimdi bunu düzeltelim. Saçmalama Mehmet hocam. Peki. Şurası iki katını alırsak 2A olursa burası 6A olur mu? Olur. Niye bunu söylüyorsun Mehmet hocam? dikkatle izle beni. 1'e 2 oran. Şunun alanı 2A ise tamamının alanı kaç olacak? 6A olacak. 3'e 2. 5'ini buraya kullanırsa bu arkadaş. Beşini oraya kullanırsa diyeceğim. Ama bir dakika. Bir yerde bir yanlışlık mı yaptık? Tabii yanlışlık yaptık. Tabii ki yanlış yaptık. Tabii ki yanlışlık yaptık. Benzerlik oranı alanlar oranının karesidir dedik ya. O zaman yanlış yaptık. Bir saniye. Bir saniye. 4 1'e 2 ile oranımız karesini aldım 1'e 4 çıktı doğru mudur? Eee ben yukarıya 2 alan verirsem 2 kere 4 8 ha burası 7A'dır. Ya ben nasıl bir yanlışlık yaptım? Şurası 2A ise eğer pardon şurası 2A. Yo doğru yapmışım. 6 alandır. 6 alandır. Peki şurası 3 2A ise burası 2A ise eee buradan niye çıkamadın hocam işin içinden sen? Vallahi ben de bilemedim niye çıkaladığımı. Şimdi göreceğim ama inşallah. Şurası 1'e 2 oran değil mi? 2 A'ya 8 tamamı 6 Ha tamamı 6 A. Ben de niye öyle yapıyorsam. Şuraya bak gösteriyorum bir de yani. Ben bazen gidiyor kafa. Şurası 2 A'ya 2 A düştü mü düştü. Burası ne olmak zorunda? 6 A olmak zorunda değil mi? 3'ünü burada kullanmışsın hocam. Yazı ver şuraya 3'ü. Kanser ettin bizi diyorlar. Allah korusun. Ama yaptım çok şükür. Şurası da 3 A'dır. Biter mi? Bitmez. 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 Bak şimdi nereden yakalayacağız soruyu bu buna, bu buna, bu da buna eşit. Neden? Az önce paralelliklerden gösterdik. Yok kaplumbağa deden söylemeyeceğim burada. 3, 4, 2 daha ne yaptı? 6 A yaptı. Şurası 2 parça, burası tek parça. O zaman burası nedir? 12 A'dır. Şimdi diyorum ki alan, taralı, yok önce taralı alan. Taralı alan eşittir. 1 A buradan, 3 A buradan 4 alan yapar. 4 alan 24 ise alan eşittir nedir? 6 birim karedir. Ben 12 A 12A artı 6A'yı istiyorum. Cevap nedir? 18A'dır. 18 çarpı 8. 6 kere 8 48. 108. Vurdum cevabı Edirne'ye ama maşallah diyorum. Hortumluk sorumsun sen mübarek ya. Çözdük bitti gitti ya. Kitap bitti. Geçmiş olsun. Föy bitti güzel arkadaşım. Föy bitince önce bir yol haritası kontrol edilir. Başlangıç noktasında. Hop bana, bana netleme bana netleme. Logoya da netleme ya. Şuna netle işte. Şuna şuna arkadaşım netleyebilirse inşallah. Başlangıç noktasında çıktığımız yerde üçgenler biter. Sıradaki kampımız ...çokkenler ve dörtgenler. Çarşamba günü ilk videosu gelecek efendim. O zaman artık ayrılık vakti. Üçgenlerde ayrılıyoruz ama biliyorsun ki rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü. Olmadı olmayacak. Ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertten hala... Yaman ayrılık 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 aman ayrılık her bir dertten ala aman ayrılık hepinizi seviyorum hoş kalın hoşça kalın